Bu videoda çok ünlü bir operondan söz edeceğiz arkadaşlar. İşte karşınızda LAK operonu. Kendisi E. coli, diğer adıyla coli basili genomunun bir parçası. LAK ismi laktozdan geliyor ve tahmin edeceğiniz gibi laktozun metabolize olması sürecinde rol oynayan genleri kodluyor. Peki, laktoz sözcüğü tanıdık geldi mi? Hani şu sütün içinde doğal olarak bulunan şeker var ya, laktozsuz süt falan diye de satılıyor hani, bazı insanların onun alerjisi oluyor falan, işte o. Laktoza karşı hassasiyeti olan kimseler biliyorsunuz, bu şeker türünü sindirmekte ciddi sorunlar yaşıyorlar. Ee, o yüzden de mesela laktozsuz ürünler kullanıyorlar. Bu yüzden laktoz sözcüğü oldum olası karmaşık duygular uyandırabiliyor bazı insanlarda. Neyse, biz konumuza dönelim. Bir hücrenin, Laktozdan yararlanabilmesi için önce onu içine alması, sonra da parçalayarak daha basit yapıda şeker moleküllerine dönüştürmesi gerekiyor. Böylelikle hücre ihtiyaç duyduğu yakıtı elde etmiş oluyor. İşte lak operonundaki genler de tam olarak bu sürecin gerektiği gibi işlemesini sağlıyorlar. Örneğin şuradaki lacZ geni laktozun daha basit şeker moleküllerine parçalanmasına yardımcı olan bir enzimi kodluyor ya da şu lak y geni laktozun hücre zarından içeriye alınmasını sağlayan başka bir enzimi kodluyor. Lak A biraz daha ilginç bir gen ve işlevi henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil. Yine de ortak yaklaşım, laktozun emilimi ve metabolize olması süreçlerinde bu üç farklı genin de rol oynadığı yönünde. Evet, burada gördüğümüz şey bir operon. Şu kısım, RNA polimerazın bağlanacağı promotör. Şurada lak represörüne bağlanacağı operatör bölümü görüyoruz. Ve şurası da CAP bölgesi. CAP İngilizce'de Katabolit Aktivatör Proteinin Kısaltması oluyor arkadaşlar. O yüzden böyle CAP diye yazıyoruz. Ama biz katabolit diye yazdığımız için K olarak da Türkçe'de düşünebiliriz. Katabolit Aktivatör Protein tahmin edebileceğiniz gibi DNA dizisine bağlanan bir aktivatör türü. Neyse, şimdilik bunu bir kenara bırakalım ve biz gelin iki farklı senaryo üzerinde kafa yoralım biz. Mesela E. coli bakterisi laktozun olmadığı bir ortamda bulunuyor diyelim. Etrafta hiç laktoz yok, tamam mı? Sizce burada nasıl bir süreç işlerdi? Aslında olabilecekleri mantık yürüterek bulmak mümkün. Yeter ki bu minik organizmaların eli sıkı olduğunu bilelim. Evet, bunlar son derece tutumlu canlılardır ve kaynaklarını çok dikkatli kullanırlar. Ortada laktoz yoksa bu genleri transkripsiyona sokup laktoz metabolize, metabolize edecek enzimler üretmeye ne gerek var? Şimdi durduk yerde. Hiç gerek yok. O halde operatöre bağlanacak önleyici bir proteinle. Yani şöyle bir lak represörüyle olası bir israfın önüne geçirebilir. Lak represörü RNA polimerazı bloke eder ve transkripsiyon gerçekleşmez. Yani laktoz yoksa transkripsiyon da yoktur. Bu da gayet mantıklı çünkü bakterimiz kaynaklarını boş harcamak istemiyor. Peki ya etrafta laktoz varsa ne olacak? Şimdi de bir de ona bakalım gelin. Üstteki örnek orada dursun tamam mı? Yeni ve temiz bir şemayla devam edelim istiyorum. Ne demiştik? Bu seferki senaryoda laktoz var. Yazalım hemen şuraya. Laktoz var. Bu durumda böyle bir represöre ihtiyaç yok. Bu defa sahneye allolaktoz adında bir laktoz izomeri çıkıyor. Yani ortada laktoz varsa allolaktoz da var demektir. Şu minik parçacıkta allolaktoz olsun. Allolaktoz transkripsiyon öncesinde kilit rol oynuyor çünkü kendisi aslında bir indüktör. Allolaktozun lak represörüne bağlanması halinde bu protein bağlanmış olduğu operatör bölgesinde daha fazla tutunamayacak ve oradan ayrılmak zorunda kalacak demektir. Ayrılmak zorunda kalacağı gibi bağlanamaz da. İyisin bunu da çizerek anlatayım ben. Evet, şu represör üzerindeki şu minik nokta ise kendisine bağlanmış olan allolaktoz diyelim. Şimdi üzerinde allolaktoz indiktörü bulunan bu e, represör e, operatöre bağlanamayacaktır. Bağlanamayınca da RNA polimeraz buradaki genlerin trans transkripsiyonunu yapabilir. Yani bu genlerdeki genetik bilgiyi alıp kodlayarak laktozun metabolize edilmesi sürecini başlatmış olur. Özetle laktoz varsa transkripsiyonda vardır. Fark etmişsinizdir süreçleri son derece basitleştirerek ana hatlarıyla anlatmaya çalışıyorum. Yoksa bu kadarlık sürede işin içinden çıkamayız. Örneğin farklı şeker türlerinin özellikle de hücrelerin pek sevdiği glikozun dahil olduğu durumlar var. O zaman ortamda glikoz varken ve yokken ne oluyormuş? Gelin bir de ona bakalım. Şimdi önce şuraya senaryo başlıklarımızı yine yazalım. Evet senaryo başlıklarımız glikoz yok ve glikoz var. Bu arada glikoz laktoza tercih edilen bir şey çünkü daha basit yapıda bir şeker. Aslında bu iki durumu ortada laktoz varken ve yokken diye daha da çeşitlendirebilirdik. Fakat ortada hiç laktoz yoksa allolaktoz da olmaz. Böylece represör operatörün üzerinde öylece durur ve transkripsiyonun gerçekleşmesine engel olur. Ve ortada glikoz olup olmaması bu durumu değiştirmezdi. Dolayısıyla her iki senaryo ya da laktozu dahil edersek şimdi burada çok daha anlamlı bir şey yapmış olacağız. Evet, o halde önce glikoz yokken laktozun olduğu, sonra da hem glikozun hem de laktozun olduğu duruma bakalım. İlk senaryoya baktığımızda, şimdi laktoz var, laktoz varsa allolaktoz da vardır değil mi? Bu senaryoyu biraz önce görmüştük. Allolaktoz lak represörüne bağlanıyor. Böylece lak represörü gelip operatöre yerleşemiyor ve RNA polimeraz transkripsiyon işlemini gerçekleştiriyor. Ama bu kadar değil. Etrafta glikozun bulunmadığı durumlarda işin içine şuradaki CAP bölgesi de giriyor. Bu defa süreci takviye edecek bir aktivatör lazım. Zira ortada glikoz yoksa o laktoza gerçekten çok ihtiyaç vardır. Bunun için de şu çizdiğim şeyin yani katabolit aktivatör proteinin devreye girmesi gerekiyor. Tabii siklik adenozin monofosfat eşliğinde. İngilizce kısaltmasıyla cAMP. cAMP yani. Kendisi ATP yani adenozin trifosfat türevi olan ve biyolojide sıkça karşımıza çıkan bir moleküldür. Önemlidir yani. Sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Şimdi katabolit aktivatör protein üzerine bağlanan siklik adenozin monofosfat ile buraya CAP bölgesine gelip yerleşiyor. Bu da transkripsiyonun artmasına yol açıyor. Özetle ortada glikozun olmadığı ama laktozun olduğu senaryoda transkripsiyon hacmi genişliyor, daha fazla transkripsiyon gerçekleşiyor. Tam da bu noktada aklınıza bir soru takılmış olabilir. Siklik adenozin monofosfatın ne olduğunu bana ilk anlattıklarında ben sormuştum bu soruyu doğrusu. Bu siklik AMP ile glikoz arasında nasıl bir ilişki var diye merak etmiştim. Hiç öyle ayrıntıya girmeden üstün körü anlatayım. Eğer ortada bol miktarda glikoz varsa bu durum siklik adenozin monofosfat üretimini baskılar. Glikoz yoksa ya da miktarı çok azsa siklik adenozin monofosfat oluşumu baskılanmaz ve miktarı artar. Dolayısıyla glikozun bulunmadığı ya da az miktarda bulunduğu bu senaryoda daha yüksek siklik AMP konsantrasyonuyla karşılaşıyoruz. Bu da katabolit aktivatör proteine bağlanıyor ve böylece bu protein gerçek bir aktivatöre dönüşüyor ve lak operonunun transkripsiyonunu artırıyor. Peki bu neden önemli? Çünkü ortada glikoz yoksa ya da az miktarda varsa laktoza gerçekten çok ihtiyaç oluyor. Ne de olsa bu genlerin olabildiğince çok transkripsiyona girmesi isteniyor. Geçelim diğer senaryomuza. Hem glikoz hem de laktoz varken ne oluyor? bir kere. Önceki örneklerden hatırlıyoruz. Eğer laktoz varsa, allolaktoz da vardır. Allolaktoz lak represörüne bağlanır ve onun operatöre tutunmasına engel olur. Böylece RNA polimeraz transkripsiyon yapabilecek duruma gelir. Buraya kadar hatırlıyoruz. Bununla birlikte ortada glikozun da bulunduğunu unutmamak gerek. Bu durumda siklik AMP ya hiç yoktur ya da çok az miktarda vardır. Siklik AMP yoksa ya da az miktarda varsa katabolit aktivatör proteine bağlanamayacak demektir. Haliyle katabolit aktivatör protein de aktivatör işlevini yerine getiremeyecek ve CAP bölgesine bağlanamayacak, böylece transkripsiyon hacmi daralacaktır. Daha az transkripsiyon olması da boşuna değil tabi. Ortada hem laktoz hem de glikoz varken hücre daha basit yapıdaki glikozu kullanmayı tercih eder neden kaynaklarını çarçur etsin ki? Burada bol bol enerji var. Doğruca glikoza gider. Ama tabii glikoz yoksa mecburen sindirim için daha fazla kaynak kullanacak ve laktoza yönelecektir.